Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 6 Kasım Cumartesi Ankara yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, bugün biraz geciktik çünkü bir evvelki programımızda bir Amerikalı Delmar Hipodromu'nun yarışları vardı. Onlara hazırladık. Onları tabii ki sunduk. Biraz da vakit aldı. Biraz değil, bayağı bir vakit aldı. Nihayetinde şu anda Ankara ve İzmir programında hazırlığını tamamladık. Şimdi sadece bir video çekimleri kaldı işte, programı videoya dökmek. Şu anda saatler tam 12'yi gösteriyor arkadaşlar. Şu anda Amerika'da da Cuma günkü, tabi Cuma gecesi şu anda. Dördüncü koşudaki safkanlar piste çıktı, yani anlayın yani. İkinci altılı ganyan başlıyor. Biz gece 12'de programı şu anda videoda herhalde biri bulur herhalde bitirmemiz. Neyse, öncelikli olarak sağlıklı olsun da önemli olan bir şeyler tutturabilmek. O yüzden sıkıntı yok. Gerçi sabah 6'da kalkacağız ama ne yapalım arkadaşlar, en azından bugünlerde artık daha sonra anarız. Tabii akşamleyin de bir Delmar yine festivalin ikinci kısmı var ama bu kısmı bana göre daha değerli, daha büyük ikramiyeli ve daha iyi safkanların mücadelesi. Çünkü Cuma günkü programda genelde baktığımız zaman iki yaşlı İngilizlerin biraz daha ağırlıklı olduğunu ama Cumartesi günkü, yani bu şu anda gördüğünüz bu programda tabii bir üst seviyedeki safkanların mücadelesi var ve birbirinden kalite safkanları göreceğiz. Dünyanın her köşesinden gelen safkanlar bir arada. Jokeylerle birlikte tabii ki. Ben fazla sözü uzatmayacağım. Hemen yarış programına geçiş yapacağım arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar dileyerek hemen birinci koşuda başlayalım arkadaşlar. Birinci koşumuz saat 13.30'da başlıyor. Ankara bugün 9 koşulu, onu da belirteyim. Handikap 16, 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metrelik kum yarışıyla ilk startımızı verelim. 7 safkan arasında koşacak bu yarışta. Ben önceliği altın online makasin ve line temsilcisi Müslüm Çelikli startları ve göstermiş olduğu performansla bana göre birinciliğin en güçlü adayı olarak karşımıza çıkıyor. 3 nolu flash pass ve hakim temsilcisi Akın Sözen'le startları ve son yarışı kazanan bir isim de oldukça güzel form durumuyla bayağı güzel bir görüntüye sahip. Bir de ben bunların yanına bir türlü kazanamayan ama bugün Vedat Abiş'te çok farklı bir yarış koşması bekledim. Kalitesine inandığım 2 nolu Özay Karamaçay'ı da kuponlara yazıp bu ayağı bu şekilde geçebiliriz arkadaşlar. 6-3-2 benim bu koşudaki sıralama olacak. Günün ikinci kursuna geldiğimizde şartlı 5-3 yaşlı Arapların 1200 metrelik çim kursuna. 7 safkan arasında koşacak olan bu yarışta kalitesine inandığım Kurtalya Ekürüs'üne ait olan 1 nolu Özgür Su bu tur bu temsilcisi. Ben Akın Sözen'in yarış kazanmasını bekliyorum. Safkan genel görüntüsü de çok iyi. Bu gruba da geçmesini bekliyorum. O yüzden benim de banko isim olacak 1 nolu Özgür Su, Akın Sözen ile banko isim. Günün 3. koşusu 7'li Plase ve 3'lü Ganyan ayağımızın açılış ayağı handikap 16, 4 ve yukarı Arapların 2100 metrelik kum yarışında 6 safkan arasında koşacak bir yarışta ben 4 nolu Mezit Haber Öz Haber temsilcisi Akın Sözen ile göstermiş olduğu güzel performansıyla ilk sırada şans verdiğim isim olacak. 3 nolu Sabır Bey, bir Atik Bey temsilcisi Mehmet Salih Çelikli Statan safkanda yani genel görüntüsü oldukça iyi sundu. 6. ben hiç ölçü almıyorum bu safkan bugün burada. Daha farklı ve daha iyi yarış koşması bekliyorum. Bir de bunların yanında ben 5 nolu Terapist. Bu son hafta temsilcisi de Burhan Kılıç'la ilave edeceğim arkadaşlar. O yüzden ben bu ayağı 4-3-5 olarak öneriyorum. Hem 7'li piyasanın hem de 3'lü ganyanın açılış ayağında. Günün 4. kursundan itibaren 2. 6'lı ganyan ayağımız başlıyor. Şartlı 5 dişilere ait 4 ve yukarı Arapların 2000 metrelik kum yarışında 9 safkan arasında koşacak olan bir yarışta bu mesafeler ise ben 4 nolu Prenses Aslı Halit temsilcisi Ayhan Kurşun'un startları ve oldukça güzel hazırlıklara sahip. 4 gün önce koşmuş olduğu yarıştaki 5.liği bence hiç ölçü almamak lazım. Safkan bu yarışın bana göre provasını yaptı. Daha sonra 6 nolu Aslı Şahane Sarraf Hanedan iyi bir kanatına sahip Cem Pasol start alan safkanda oldukça formda ve son güzel 2.liğiyle burada da çok şanslı isimler arasında. 7 nolu Selda Hanım, Özgün Hanım temsilcisi Mehmet Akyoz'a startları ve safkanın genel görüntüsü oldukça iyi. Bu aralar bayağı bir formunu yükseltmeye başlayan bu isim. Hemen kuponlara yazacağız arkadaşlar. Kuponlarda muhakkak bulunması gereken isimler arasında. 8 nolu Tatlı Üçer, Özgün Hanım temsilcisi Müslüm Çelik'le start alan safkanda yine bugünün şanslı ve iddialı isimler arasında ve bir de tabii ki yukarıdan 1 nolu Kış Masalı, bu Kaysberg temsilcisi de İsmail Demir'le de bence bu kuponlara yazmakta fayda var arkadaşlar. Bu safkan bakmayın bir yarış kazanıyor, arada bir kayboluyor ama kendini bu yarışta gösterebilir. O yüzden bence iyi durumuyla yazmakta fayda var. 4, 6, 7, 8, 1 benim buradaki sıralama olacak arkadaşlar.
Evet, günün 5. koşusu Maiden 3 yaşlı Arapların 1500 metre kum yarışına. Burada da 11 safkan arasında koşacak olan bir yarışta ben 4 nolu Münir Bey, bu bilgin temsilcisi Aziz Akdemir ile ilk sırada şans verdiğim isim, hazırlıkta da oldukça iyi olan bu safkan. Daha sonra 3 nolu Duayen oldu. Bir Uçaroğlu temsilcisi Müslüm Çelik ile start alan bu safkan da yine önlerde şanslı isimler arasında. Bir de 7 nolu Dahi Kız. Bu Tam Merino temsilcisi Tamer miydi, Tuncay mıydı bu kardeşimiz ismi? Bakalım Tolga'nmış. Tolga'nın Keresteci ile start alan safkan da yine grubun tecrübeli isimler olan 7 nolu Dahi Kız da iyi performansı, iyi hazırlıkları da şans verdiğim diğer isim olur. Yani 4-3-7 benim bu 5. koşudaki sıralama olacak. Geldik günün 6. koşusuna. Kısa vade 6-3 ve yukarı İngilizlerin 1500 metrelik kum yarışına 8 safkan arasında koşacak bir yarışta ben önceliği 8 nolu Koca Alp'e vereceğim. Bu Torak temsilcisine Akın Sözen'le bu safkan genelde tabela içerisinde gözüken bir isim ama bugün bence bu grubu geçmesini bekliyorum. Yani biraz daha risk alınabilecek bir safkan bence. Hazırlık olarak da iyi, güzel çalışmalara sahip. Bayağı da kendini toparlamış gözüküyor. Ama bu safkanın yanına bir tek rakip yazabilirsek bence 2 nolu Justin Foral. Bu Off-White temsilcisi ağır kilosuna rağmen de olsa Ayhan Kuşun'la bu güzel formuyla da kuponlara yazmamızda fayda var arkadaşlar. Ama 8 önce 2 daha sonra şans gördüğüm isimler olacak. Günün 7. koşusuna geldik. Kısa vade 7 dişilere ait 2 yaşlı İngilizlerin 1300 metre kum yarışında oldukça güzel bir form yakalayan ve güzel çalışmalarıyla bu yarışa katılacak olan 3 nolu Yennefer. General Quartet temsilcisi Özcan Yıldırım'la benim bugünkü banko limanım olacak arkadaşlar. Yani 3 nolu Yennefer, Özcan Yıldırım'la banko isim. Geldik günün 8. koşusuna. Handikap 16 dişilere ait 3 yaşlı İngilizlerin 1600 metrelik çim koşusuna. 8 safkan arasında koşacak olan bu yarışta da yine zorlu bir yarış bizi bekliyor. Birbirini geçebilecek safkan adeti çok olunca bu yarış biraz çarşı karışır görüntüsüne sahip. O yüzden ben önceliği 4 nolu Commitment, bu Point of Entry'nin güzel temsilcisine Vedat Abiş de ilk sırada şans veriyorum. Bu safkan kum çim ayrıtmadan muntazam güzel formuyla bence kesinlikle ilk şansı hak ediyor. Daha sonra 5 nolu Yekto Renk, bu renk temsilcisi de Müslüm Çelik de son iki yarışta 2 tane 5'incilik elde etmiş olsa da bence bugün daha farklı ve daha iyi koşmasını bekliyorum. 6 nolu La Breza, bir Nativan temsilcisi Vefa İbrahim Aracı'ya ait bu safkan da Özcan Yıldırım'la yine bu grubun etkili bir ismi. Ve son olarak da 2 nolu Lady Sephora, bir Maximus Dream temsilcisi Kadir Demirel'e start alan safkan da oldukça güzel formuyla da şans verdiğim diğer isim olur. 4-5-6-2 benim bu 8. koşudaki sıralama olacak. Geldik günün son koşusuna, Maiden'ın son koşusuna. 3 yaşlı Arapların 1500 metrelik kum yarışına. Evet, 11 safkan arasında koşacak bir yarışta yani bu grubun tecrübeli ismi olan oldukça da istikrarlı aslında bir birinciliği eksik olan bir oğlu Ersoy Bey. Bu Tamerino temsilcisi Fırat Çetin'le bence ilk şansı hak ediyor. Bu safkanın normal şartlar altında kazanması gerekiyor zaten. 2 nolu Oğlum Benim, bu Uçan Bey temsilcisi Mehmet Akyavuz'a start alıyor ve safkanın genel görüntüsü oldukça iyi. Kum çim ayırt etmeden etkili koşan bu safkan. Güzel hazırlıklara burada da şanslı isimler arasında. 9 nolu Nurgül Can, bu safkan da Yakup Bey'in güzel temsilcisi Ayhan Kurşun'la start alıyor ve safkanın genel görüntüsü oldukça iyi. Bu arada çok formda. Ve son olarak da 4 nolu Tumbul Bersoy, bu Bersoy temsilcisi Nizamettin Demir'le yine önlerde şans verdiğim diğer isim olur. Yani 1-2-9-4 benim bu ayaktaki sizlere önereceğim isim. Arkadaşlar ben size daha ben şablon okuyordum. Bundan sonra bu şekilde yapacağım artık fırsat buldukça. En azından Ankara'nın şablonu bu şekilde. Ben en azından bir dakika kadar bekleyeyim. Sizler de kayıt yaparsınız, yazarsınız veya. Shut up.
Evet arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek umuduyla. Hoşçakalın arkadaşlar.